içiyorsun bence. Ben başlayacak.
Yumuşa biraz ileriye doğru. İleriye doğru. Gerçek bileşenleri, bilim emekçileri, taşeron çalışanlar ve öğrencilerimiz buradaydık. İhraçları kınıyorduk. Bir aydır ne yazık ki durumda bir düzelme yok. Tam tersine bir başka kararnameyle başka fakültelerde arkadaşlarımız işlerinde nedirdiler başka üniversitelerde. Fakat üniversitenin buna susmayacağını göstermek için buraya geldik. Bütün bileşenlerimizle buraya geldik. Cemal Bilgin burada İstanbul Üniversitesi'nde taşeron mücadelesini o neredeyse artık 10 yıldan uzun süredir devam eden, hala direnişini devam ettiren, haksız bir şekilde halk sağlığıyla alakalı kendi görevi doğrultusunda uyarılarda bulunduğu için işini kaybeden arkadaşımız. Öğrencilerimiz burada 3 gündür saldırı altındalar. Okullarda faşistler öğrencilerimizin öğretim hakkını engelliyorlar. Sendikalarımız burada, SES, Eğitim Sen, İstanbul Tayyip Odası burada. Burada
Bizim meşru rektörümüz saydığımız Raşit Lüker hocamız burada. Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği burada. Üniversitenin gerçek bileşenleri burada arkadaşlar. Hepsi size hitap edecekler. Daha sonra ortak basın açıklamamızı okuyacağız. Ben önce Cemal, sen iyi konuşuyorsun. Bence bir hitap et. Yaşasın sınıf dayanışması! Yaşasın sınıf dayanışması! Bizler sadece haksızla, hukuksuzla, eşitsizliğe maruz kaldığımız için burada değiliz. Bizler Türkiye'nin dört köşesinde kim ezilmişse, kim haksızlığa maruz kalmışsa biz onun yanındayız. Onun mücadelesini veriyoruz. İşçiler, öğrenciler, öğretim üyeleri, halk ayrılmaz bir bütündür. Ama bizleri karşı karşıya getiren düzen, sistem bizi buraya kadar kapının dışarına itti. Buradaki insanlar, onurlu insanlar, şerefli insanlar, ahlaklı insanlar burada var. Üniversitenin asıl sahipleri burada. Ama sabıkalılar içeride. Daha düne kadar üniversiteyi zarar uğratanlar, Türkiye'yi zarar uğratanlar içeride koltuk başlarında oturmaya devam ediyorlar. Utanmaları yok. Yüzleri yok. O hal, darbe, bahane. Ondan sonra çıkmışlar, üniversitenin öğretim üyelerini kapı dışına atıyorlar. İşçilerini, emek veren taşeron işçilerini, memurlarını kapı dışarı atıyorlar. Suç kimde? Suç bizde mi? Hak, hukuk, adalet, özgürlük istemek suç mu? Suç mu? İstanbul Üniversitesi'nde hukuk fakültesi var. Hukuk fakültesi ne işe yarıyor? Taşeron işçilerin haklarını gasp ediyor. 1000 tane dava açtık İstanbul Üniversitesi'ne. Hepsini zannediyoruz. Yol paramızı kestiler. Yemek paramızı kestiler. Maaşlarımızı kestiler. Kim? Milyonlarca öğrenci yetiştiren bir hukuk üniversitesi. Binlerce akademisyen olan hukuk üniversitesi. Değerli hocalarımız bizlerle olduğu için, hak hukuk aradığı için KHK bahanesiyle kapı dışarı. Gün gelir, devran da gelir, o zaman kimi tapacaklar soruyorum. Bizim karşımızdaki olan, bize karşı duran yöneticiler, amirler, müdürler, rektör, siyasi güç değiştiği zaman kimi tapacaklar? Soruyorum. Soruyoruz. Bunları herkes kulağına küpe yapsın. Bir gün siyasi güç devrildiği zaman oralarda yine halk olacak. Biz ne diyoruz? Hak, hukuk, adalet bilen, ahlaklı insanlar olsun diyoruz. Ama nerede? Nerede? Bizler de onun için arkadaşlar mücadelemizden bir adım dahi olsun geri adım atmayalım. Attığımız zaman olmadık, teslim olmayacağız. Teslim olmadık, teslim olmayacağız. Teslim olmadık, teslim olmayacağız. Sözümü bitireceğim. Bir de kendi mücadelemden bahsetmek istiyorum. İstanbul Üniversitesi Fakültesi Çapa Hastanesi'nde çalışanların ve hastaların orta geri yemekhaneden 5 işçi arkadaşımız salmonella bakterisi üremiştir. Ben de bunu araştırdığım için, ben bunu raporladığım için, belgelediğim için beni işten çıkardılar. Taşeron firmaya ceza kesecekleri yerde beni ehal bahane edilerek beni işten çıkardılar. İyi ki varsınız, iyi ki mücadelemiz var ve mücadelemiz haksızlığa, hukuksuzluğa karşı devam edecektir. Arkadaşlar, şimdi Ses Şube Başkanı yine İstanbul Üniversitesi emekçilerinden Aydın Erhan'a söz veriyorum. Değerli arkadaşlar, biz
15 Mayıs'a kadar bu üniversitede yetkili sendikaydık. Bu üniversitenin demokratik yapısının korunması, iş sağlığı güvenliği önlemlerinin alınması, taşeronların yasa haklarının verilmesi konusunda verdiğimiz mücadele tüm ülkede örnek alınır bir durumdaydı. Ama burada verdiğimiz mücadele birilerini rahatsız etti. Bilindik yollara başvurdular. İdarelere atanan yandaşlar vasıtasıyla üyelerimize baskı yapıldı. Sahte üyeliklerle yetkimiz çalındı. Şimdi 15 Temmuz bir fırsat oldu. Aslında düne kadar birbirlerini burada ağırlayanlar, FETÖ'den tutuklananlarla birlikte bu üniversiteyi şekillendirmeye çalışanlar hala bu üniversiteyi yönetenlerdir. Şimdi kendilerini ispatlamaya çalışıyorlar hükümete karşı. 15 Temmuz'dan sonra keske yöneldiler. Çünkü hukuksuzluğun herkese bir şekilde siyaret edeceğini biliyordu KESK. FETÖ'den açığa alınanlar hiçbir hukuka uygun olmadığı için bunu dillendirdi. Ama durmadılar, KESK'e yöneldiler. KESK'in birçok üyesini açığa aldılar, ihraç ettiler. Ama KESK sokakta var oldu. 86 bin 15 Temmuz sonrası kamudan ihraç var. Bu ihraçların sadece 2077 tanesi KESK üyesi. Ama bu ülkede kendilerini yetkili sendika olarak söyleyen memursan 52 bin üyesinin ihraç edilmesine hala sessizliğini koruyarak devam ediyor. Üyelerine, genel merkezlerine gelen üyeleri hukuksuz şekilde işten atıldıklarını söylediklerinde siz zaten memur değilsiniz, bundan sonra bizim üyemizde değilsiniz, sizin için hiçbir şey yapamayacak diyerek kapılarından koyuyorlar. Evet, biz onların da sesi olduk. Yeni çıkan kanun hükmünde kararnamelerle iadeleri başladı. Eğitim senden açığa alınan 10 bin tane üyemiz işlerine geri döndüler. Bu 2077 üyemizi de işlerine geri alınana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Teslim olmadık, yılmadık, mücadelemize devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Oh, yeah.
ve zamlara karşı seslerini çıkarıyorlar. Ayrıca emekhanede emeden beni çıkmıyor diye. İçeride fazla tutmayınca böyle bir zamanlama sorunu oldu arkadaşlar. Şimdi yine İstanbul Üniversitesi emekçilerinden Taner Güyan hocamı değerli başkan emekçileri, sevgili öğrenciler, sevgili çalışma arkadaşlarımız, akademisyenler, emekçiler. Gerçekten ülkemizde şu anda demokrasi adına, özgürlükler adına yaşadıklarımız kesinlikle kabul edilebilir bir durum değil. Onun için sürekli bu durumu herkese duyurmak, bu yaşananları, bu haksızlıkları, bu insan hakkı ihlallerini, bu mağduriyetleri sürekli kamuoyuna duyurmak gereğini düşünerek burada gene bu etkinliği gerçekleştiriyoruz ve bunlar düzelinceye kadar bu etkinlikler tabii ki devam edecektir. Şöyle bir baktığımız zaman ben üniversitede öğretim üyesiyim. Yıllardır öğrenci asistan eğitimi ile uğraşan bir kişi olarak şu anda çalışanlarımızın, emekçilerimizin uğradığı mağduriyetleri kabul etmek mümkün değil diye düşünerek bu işte mücadele sürecinde mutlaka yer almam gerektiğini düşündüm. Çünkü benim misyonum bu. Böyle düşünüyorum. Bakıyoruz 80 bin kamu görevlisi hiçbir şekilde adil yargılama, masumiyet karnesi, bunların hiçbirisi, evrensel hukuk ilkeleri hiçbir şey dikkate alınmadan bir anda işlerinden atıldılar. Bu insanların aileleri, çoluklukları, çocukları, yakınlarının mağduriyetlerini düşündüğümüz zaman bunun hiçbir insani kurala uymadığını zaten hemen görürüz bunu. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Ben İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri açısından da baktığım zaman bu sürece atılan, ihraç edilen çok sayıda akademisyen, çok sayıda üniversitede emekçi arkadaşlarımız, tıp fakültelerinden çok sayıda doktorlar, doktor arkadaşlarımız ihraç edilmiş durumdalar ve bunların gerçekten kabul edilmesi mümkün değildir. Basın özgürlüğü olmadan, akademik özgürlük olmadan, düşünce özgürlüğü olmadan hiçbir şekilde demokrasiden söz edilemez bir ülkede. Onun için bir an önce bu terör örgütü mücadelesi adı altında kanun hükmünde kararnamelerle bu yapılmakta olan baskı ve zulüm girişimleri bir an önce durdurulmalıdır. Bunu sürekli haykıracağız ve birlikte dayanışma içerisinde bu mücadelemizi bu durum düzelinceye kadar büyüteceğiz, devam ettireceğiz. Onun için hepimize bu mücadele sürecinde kolay gelsin diyorum ve yaşasın mücadelemiz diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Kurtuluş yok! Tek başına! Ya hep beraber!
Levent alışık olduğu için sloganı o arttırıyor ama İstanbul Üniversitesi'nden ihraç edilen meslektaşlarımız adına kendisini konuşma yapmak üzere buraya davet ediyorum. Değerli basın emekçileri, hocalarım, öğrenci arkadaşlarım, üniversitenin bütün yükünü omuzlayan değerli üniversite emekçileri, hepiniz hoş geldiniz. Yine buradayız, Beyazıt'tayız. Geçtiğimiz hafta sevgili Deniz'in, Deniz Morvan'ın yapmış olduğu bir filmi hep birlikte izledik. Sendikamızın düzenlediği bir etkinlikte. Deniz'in filmi 2008-2009 yılında burada bizim çok gurur duyduğumuz mücadelemizi, asistan mücadelesini anlatan bir filmdi. Deniz hem bu filmin yönetmeniydi ama aynı zamanda o mücadelenin içinde de İletişim Fakültesi'nin temsilcisi olarak yer alıyordu. Sevgili Deniz bu filmi yaparken tarihe bir not düşmek istedi. Bu notu da düştü ama filmi isterken bir daha gördük ki gerek bizi ihbar eden rektörlük, gerekse de bizleri atan, KHK'ları çıkartan iktidar, Deniz'in tarihe düştüğü notun altını kalın bir çizgiyle çizdi. Çünkü o filmde yer alan insanlar, o filmin yönetmeni de dahil olmak üzere hepsi o KHK ile işten atıldı. Bizi bu üniversitede çok yıldırmaya çalıştılar. Soruşturmalar açtılar. Her soruşturmada daha kuvvetli, daha güçlü geldik. Birlik beraberliğimizi daha kuvvetli ortaya koyarak geldik. Yaptığımız şeyi daha üst perdeden, daha yüksek sesle savunduk. Ve hepsinden, bütün soruşturmalardan aklandık. Arkadaşlarım, atılan arkadaşımın hepsi sicili tertemizdir. Kadrolarımızı vermediler. Türlü dalavereler çevirdiler, işten atmaya kalktılar. Hiçbirinde yılmadık, hiçbir arkadaşımızı bırakmadık. Sonunda bize bir savunma hakkı bırakmayan keyfi kanun hükmünde kararnamelerle bizi atabildiler ancak. Hiçbir savunma verme durumumuz yok, hiçbir merci yok. Bir KHK'da listeler hazırlanıyor ve kendinizi kapının önünde buluyorsunuz. Ama biz dün yaptığımız gibi bugün de söylüyoruz. Yaptığımız her şeyin arkasındayız. Yaptığımızı savunuruz, savunduğumuzu yaparız ve savunmamızı burada meydanlarda vermeye devam ediyoruz. Bizi hiçbir şekilde yıldıramadılar. En son atmakla da yetinmeyerek öyle bir şekilde attılar ki iftiralarla, kara çalmalarla. KHK'da yazıyor şununla bununla irtibatlıdır, iltisaklıdır falan filan. Bizi dostumuz da bilir, düşmanımız da bilir. Biz eşitlik ve özgürlük davasının mensubuyuz. Biz emekçilerle irtibatlıyız. Biz halkımızla iltisaklıyız. Biz devrimciyiz. Bizim saklayacak bir şeyimiz de yok, korkacak bir şeyimiz de yok. Ama halkımız yaşananları görmeli. Bu üniversite aylardır bir abluk altında. Adeta bir sıkı yönetim ilan edilmiş durumda. Biz atılmadan önce de öyleydi, atıldıktan sonra da duyuyoruz, devam ediyor. Sanki zannedersiniz ki meclisi bombalayan uçaklar Beyazıt'tan kalkmış, İncirlik'ten değil. Her akşam Hamas'ın nutuklar dinliyorsunuz. Oraya buraya verip geliştiriyorlar. Zannedersiniz ki Genelkurmay karargahını Amerikalı komutanı yerleştiren onlar değil.
ekonomi çöküyor. Üstüne alınan yok. Sanki Tüpraş'ı, Petkim'i, Tekel'i satan, devleti ekonomide sıfırlayan, sıcak paraya, inşaat spekülasyonuna bağlayan, ona mahkum eden bunlar değil. Sabah akşam cemaatle mücadeleden bahsediyorlar. Sanki bunlara ne istediklerse veren bunlar değil. Sanki bizim burada verdiğimiz mücadelede bütün üniversitede bir koca kuşağı silip tasfiye ederek yerine cemaatin kadrolarını itinayla buraya yerleştirmek isteyenler kendileri değil ve sanki bizi atanlar bu operasyonu yapan o cemaatin has kadroları değil. Bunların hepsini biz görüyoruz, burada da söylüyoruz. Halkımızın da bilmesini, görmesini istiyoruz. Yalan söyleniyor. Bakın, ben bir kez daha buradan vurgulamak istiyorum. Baştan beri söylediğimiz bir şey. Ülkenin içine sürüklendiği durum, memleketin gidişatının vehameti karşısında bizlerin atılmış olması gerçekten bir teferruattır. Bunlar çok daha büyük bir istibdat rejimi inşasının parçasıdır. Böyle görmemiz gerekiyor. Buranın yakın tarihine baktığınızda şunu görüyorsunuz. Bu üniversitenin tarihi kapısına padişah tuğrasını astılar. Sonra bizi bu kapının önüne attılar. Bu ülkede önce mezhepçi çetecilere şehit dediler. Ondan sonra bu ülkenin onurlu akademisyenlerine terörist. Biz bu lafların altında kalmayız. Bu oyunları görürüz ve bu oyunları bozarız. Bizi atmış olabilirsiniz. Ama işte bu mücadeleyi yürütenler, bu özgürlük davasını sürdürenler burada. Hepsini mi atacaksınız? Velev ki attınız. Bu üniversiteden bütün özgür düşünenleri, bütün direnenleri temizlediniz. Öyle zannettiniz. Yine bu tarihi kapıdan bir gün üniversiteyi kazanan elinde kağıdıyla Anadolu'dan bir emekçi çocuğu girecek. O heyecanla, hepimizin buraya girerken durduğu heyecanla o emekçi çocuğu yine buradan girecek. Ve yemekhaneye doğru yürürken Turan Emek sizin anıtının önünden geçecek. Orada kendisi gibi emekçi çocuklarıyla yan yana gelecek. Bugün iktidarın kurmak istediği ülkede olduğu gibi kendisini kurtarmaya çalışmayacak. Her koyun kendi başından asılıyor demeyecek. Arkadaşlarıyla, kardeşleriyle el ele verecek. Ve hep birlikte yine bu meydanlarda haykıracaklar. Kahrolsun emperyalizm, kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet. Üniversite öğrenciler adına Gönenç herhalde son saldırılardan da bahseden bir konuşma yapacak. Merhabalar. Burkat Hocam konuşmasının başında bahsetti. İki gündür Beyazıt özelinde yaşanan tüm provokasyon girişimlerine rağmen polislerin, özel güvenliklerin, faşistlerin üniversitelere yönelik tüm saldırılarına rağmen üniversitenin gerçek sahipleri olarak bugün burada Beyazıt Meydanı'nda planladığımız yerde ve planladığımız saatte eylemimizi gerçekleştiriyoruz. Bu eylemi gerçekleştirmemize engel olmak isteyen, başta Mahmut Ak olmak üzere herkese dert olsun öncelikle. Bugün üniversitenin gerçek sahipleri aramızda. İşlerinden atılan onurlu hocalarımız aramızda,
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde kantin zamlarına karşı mücadele eden dostlarımız aramızda. Boğaziçi'ni kayyum rektöre bırakmayacağız diyen sıra arkadaşlarımız, dostlarımız yanımızda. İstanbul'un dört bir yanından, üniversitelerinden kalkıp gelmiş arkadaşlarımız bugün burada. Ve biz bugün burada üniversitenin gerçek sahipleri olarak işten atılmalara, üniversitelerin özelliklerinin yok sayılmasına, tüm piyasacı, gerici, faşist saldırılara karşı buluştuk. Geçtiğimiz ay yine bu meydanda mücadele sözü vererek ayrılmıştık ve demiştik ki geri döneceğiz. Bugün buradayız, geri döndük ve geçtiğimiz bir ay boyunca bulunduğumuz alanlarda mücadele etmekten bir adım olsun geri durmadık. Ve bizim özellikle demokratik üniversite mücadelemiz, üniversitelerdeki saldırılara, piyasacı, faşist, gerici saldırılara karşı mücadelemiz büyüyerek devam edecek ve sözümüz söz, işlerinden atılan hocalarımız üniversiteye geri dönecek. Üniversiteler biat etmedi, etmeyecek. Asıllar bizi durduramaz. Yaşasın! Üniversiteler bizimdi, bizimle özgürleşecek. Üniversiteler bizimdi, bizimle özgürleşecek. Bugün aynı zamanda üniversiteli olmanın sorumluluğuyla buradayız. Halkımıza olan borcumuz için buradayız. İçinde yaşadığımız toplumun sorunlarıyla ilgilenme sorumluluğuyla buradayız. Halkın oylarıyla tutuklanan vekiller için buradayız. Onurlu mesleğini icra etmeye çalışırken tutuklanan gazeteciler için buradayız. Halkın türkülerini yaparken tutuklanan sanatçılar için buradayız. Halkın sanatçıları için buradayız. Adana'da, Aladağ'da AKP iktidarının peşkeş çektiği bir tarikat yurdunda yanarak hayatını kaybeden kardeşlerimiz için buradayız. Her gün iş cinayetlerinde hayatını kaybeden emekçi abilerimiz, emekçi ablalarımız için buradayız. Ve buradan, bu meydandan tüm üniversiteler olarak, tüm gençlik olarak ülkeyi başkanlık uğruna ateşe atan AKP iktidarına dur diyoruz. Yalnızca AKP'ye değil, başkanlık yolunda AKP'ye koltuk denekliği yapan faşistlere karşı da buradayız. Ve iki gündür Beyazıtlı üniversitelere saldıran mafya bozuntusu, ülkücü, faşist çetelere de buradan iki çift lafımız var. Üniversiteler hiçbir zaman sizin gerici, insanlık düşmanı, kadın düşmanı ideolojilerinize mülk olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Üniversitelerimizi ne size ne de ülkenin dört bir yanında arkadaşlarımıza satırla saldıran faşistleri bırakmayız. Dostla düşmanla bilsin. Burası Beyazıt ve bu meydanda, bu üniversitede ülkücü faşistlerin ulumaları değil, deniz gezmişlerin, Turan emeksizlerin ayak sesleri yankılanır. Geçmişte böyleydi, bugün de böyle ve bundan sonra da böyle olacak. Herkesin için halk olsun. Gençlik olarak bir adım öne çıkıyoruz ve buradan söz veriyoruz. Bu memleketi diktatörlük sevdalarına teslim etmeyeceğiz. Üniversiteler olarak biat etmeyeceğiz. Bu memlekette kanlı bir başkanlık rejiminin inşasına müsaade etmeyeceğiz. Hem buradaki onurlu hocalarımızla birlikte kamucu, demokratik, emekten ve barıştan yana bir üniversiteyi kuracağız. Hem de AKP'nin tüm saldırılarına karşı Bu memleketin tüm onurlu emekçileriyle birlikte, bu memlekette yaşayan tüm onurlu halklarla birlikte eşit, kardeşçe, yaşanılabilir bir ülke mücadelemize devam edeceğiz. Bu yolda bu mücadeleyi sürdürürken yenilebilecek olduğumuzun da farkındayız. Ancak bu bizim için hiç önemli değildir. Çünkü Fidel Castro'nun söylediği gibi, biz yenilirsek kalkar yeniden deneriz ama diktatörler yenilirlerse bu onların sonları olur. Konuşmamı burada bitiriyorum ve hem hocalarım hem de sıra arkadaşlarımı bu meydanda en gür sesimizle Beyazıt Marşı'nı okumaya davet ediyorum arkadaşlar. Ellerindeki kitapları Türkülere geldiler, dalga dalga aydınlık, dalga dalga.
taşı, göğsünü yıktı Şahmeran'ın mağarasını. Beyazıt da şehit düşen, silkinip kalktı kabrinden. Beylinde bir güneş gibi taşı, göğsünü yıktı Şahmeran'ın mağarasını. Daha gün o gün değil, terlenip dürülmesin ayaklar. Uzaktan duyulur çakallar bulunmasını. Safları sıklaştırın, safları sıklaştırın çocuklar. Bu kavga faşizme karşı, bu kavga hürriyet kavgası. Beyazıkta şehit düşen, silkinip kalktı kabrinden. Beyinleri güneş gibi taşıyıp göğsünü yıktı Şahmeran'ın mağarasını. Beyazıkta şehit düşen, silkinip kalktı kabrinden. Beyinleri güneş gibi taşıyıp göğsünü yıktı Şahmeran'ın mağarasını. Beyazık faşizme! Mezar olacak, beyazlık faşizme mezar olacak, beyazlık faşizme mezar olacak. Arkadaşlar, kurumlar adına şimdi basın açıklamamızı okuyacağız. Değerli basın emekçileri, öğretim elemanları, kamu çalışanları, işçiler, öğrenciler. Geçtiğimiz ay 3 Kasım'da yine bu meydandaydık. OHAL fırsatçılığıyla yayınlanan bir KYK ile üniversiteden atılan, kamudan ihraç edilen arkadaşlarımızla terk etmiyoruz diye aykırmıştık. Bugün yine buradayız. Bir kez daha üniversiteyi de, memleketi de OHAL fırsatçılarına, müstebitlere, cemaat ve tarikatlara terk etmeyeceğimizi ilan ediyoruz. Geçen ay içinde Fethullahçı tarikatla ilişkili olduğu iddiasıyla kapatılmış ama aslında hiçbir zaman faaliyetlerini durdurmamış derneklerin tekrar açıldığına, buna karşılık Samsun'da ve Antalya'da yine emekten, barıştan, özgürlükten yana akademisyenlerin ihraç edildiğine tanıklık ettik. Cemaatle mücadele görüntüsünün sapır sapır döküldüğünü, altından üniversite özerkliğini yok etme, akademik özgürlüğü ortadan kaldırma ve muhalefeti sindirme programının çıktığını bir kez daha gördük. Artık rektörler hiçbir seçim olmaksızın Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. Yok Cumhurbaşkanı'na rektör adayı sunmak için iş ilanı veriyor. Güya bunu üniversitedeki gerginlikleri önlemek için yaptığını söyleyen iktidar, kampüslerde polis ablukasıyla sikletini ilan ediyor, gerginliği had safhaya çıkarıyor. Faşist çeteleri polisin yanında konuşlandırıyor, üniversite öğrencisini kampüs dışına sürüyor. Herkesin bilmesi için bir kez daha ilan ediyoruz. Dün üniversitede operasyon yapan Cemaat AKP ittifakının kadroları yerli yerindedir ve operasyonlarını sürdürmektedir. Dün atılan arkadaşlarımızın 50D'ye karşı direnişiyle set çektiği Cemaat AKP operasyonu yıllar sonra OHAL'i fırsat bilerek ve KYK'lar eliyle yeniden yürürlüğe konmuştur. Yıllarca açılan her soruşturmayı hakikatin savunulmasına vesile yaptığımız ve her seferinde aklanıp daha güçlü mücadeleyi sürdürdüğümüz için savunma hakkının da hiçe sayıldığı KYK'ları devreye sokmuşlardır. Soruşturmak yerine iftira atmayı, yargılamak yerine yargısız infazı tercih ediyorlar. Bu hiç şüphesiz ki sadece bir haksızlık ve adaletsizlik değil, kamu hizmetinin ve dayandığı temel ilkelerin ve bu ilkeleri güvence altına alan anayasanın tasfiyesi demektir. Biz baştan beri üniversiteyi savunmanın, tüm halk için temel hak ve özgürlükleri savunmanın, memleketin kötü gidişatına dur demenin bir parçası olduğunu söylüyoruz. Manzara ortadadır. Sadece üniversitede değil, tüm bir ülke müşterit iktidar tarafından çökertiliyor. Batı'ya karşı anayasa hudukları atılırken gerçekte anti-emperyalist akademisyenler tasfiye edilerek ülkenin direnci kırılıyor. Ekonominin çökmesiyle emekten yana ekonomistlerin, mühendislerin atılması paralel yürüyor. Hukuk devletinin ortadan kalkmasıyla özgürlükten yana hukukçuların tasfiyesi el ele devam ediyor. Basın zapturat altına alınırken bağımsız iletişimciler kamudan atılıyor. Ülkede parlamenter demokrasi bir tür meşruti monarşiye dönüştürülürken demokrat siyaset bilimciler kapı önüne konuyor. İşte bu yüzden
Sadece üniversiteye değil, memlekete de sahip çıkmak için buradayız. O halin kaldırılmasını, KHK'ların geri çekilmesini, atılan arkadaşlarımızın geri dönmesini bunun için istiyoruz. Bu doğrultudaki mücadelemizi sonuç alıncaya kadar bıkmadan, usanmadan ve yılmadan sürdüreceğiz. İstanbul Üniversitesi Bano Kadık Üniversite Girişimi, Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği, Sesak Saray Şubesi, İstanbul Tayyip Odası, Eğitim Sen İstanbul Altınoğlu Üniversite Şubesi ve Üniversite Öğrencileri. Ne tarzı, ne o hal, demokratik Türkiye! Ne tarzı, ne o hal, demokratik Türkiye! Yani, kimler saldırıyor? Başlıca Partisi'yle birlikte kazanacağız. Arkadaşlar, katıldığınız için herkese teşekkür ediyoruz. Başlıca Partisi'nin mücadelemiz devam edecek.